Seda Nur Çoban. 22 yaşındaki gelinimiz 3 aylık evli. Haftanın çiçeği burnunda gelini ev hanımı, memleketi ise Kastamonu. Finale sadece bir gün kala biz Osman Gazi'deyiz. Sevgili güzeller güzeli gelinimizin kapısının önündeyiz. Minyon, tatlı, narin, hafif gözü yaşlı Seda Nur. Biliyorsunuz çok duygusaldı. Dünkü finale doğru böyle bir gözleri doldu, ağladı hatta ama bize söylemek istemedi bunun sebebini. Bugün soracağım ona, baş başayken soracağım gelinler gelmeden önce. Acaba neden böyle olmuş? Ama tabii heyecan da var. 3 aylık evli, yarın ne yapacağımın telaşı. O kadar haklı ki ailesi de buradan uzaktaymış. Ama biz geldik. Ablası geldi. Hediyesiyle hem de. Evet. Aa, dışarıdan stres getirmek yasaktır. Ay bayıldım ben buna. Gittiğimiz her eve götürsek midir siz? Bence olur, çok mantıklı. Stresle gelen stresle gider de diyebiliriz değil mi? Kesinlikle. O zaman zilimizi çalalım. Zil çalmıyor mu? Hoş geldiniz aslanım. Buyurun. Hoş bulduk tatlış gelinime bak sen. Hoş geldiniz. Ay dur şunu şuraya bırakayım. Hoş bulduk hayatım. Hoş geldin. Elime sefalar getirdin. Teşekkür ederim. Canım benim canım. Ay bıçır bıçırsın bu. Özel bir kıyafet mi? Evet. Bursa'mızın Yenişehir ilçesine bağlı. Evet. Şalvar takımı. Kadife şalvarı. Ne kadar modern bir şalvar. Evet ve çok eski aslanım. Kayınvalidemin daha evlilik yıl dönümlerindeki şalvarları. Ay çok güzel. Bu da çok güzel. Ben buradan bağlamayı çok seviyorum. Tabii bağlayabilirsiniz. Hani bak oyalar da gözüküyor. Evet. Ay çok güzelmiş. Güzel çeyiz göreceğiz ha sen evet, de. Evet çeyizim dolu dolu. Sen bakayım bugün gözünde yaş yok inşallah. Hayır. Evet. Yok. Hadi içeri geçelim. Buyurun aslanım tamam, tabii ki. Tamam kapıyı kapat sen tamam. Tatlım. Aslanım salona geçerken dilerseniz biz de Seda Nur gelinin evinde kısa bir tura çıkalım. Gelinimizin salonu koyu tonlarda dekor edilmesine rağmen kasvetli değil. Mutfakta salonun aksine krem ve bej gibi açık tonlar tercih edilmiş. Burası da Seda Nur gelinin yatak odası. Odada siyah beyaz mobilyalarla sade bir dekorasyona imza atılmış. Seda Nur gerçekten çok yakışmış üzerindekiler. Teşekkür ederim aslanım. Ay canım benim ya. Aslan nerelisin? Çok, çok teşekkür ederim. Aslan Kastamonluyum aslanım. Kastamonu. Ailen Kastamonu'da mı? Evet annem babam Kastamonu'da. Eşin nereli? Eşim Bursalı, Yenişehirli. Ay şimdi senin gözün niye doldu? Yo dolmadı gözüm aslanım. Gözüne bir şey mi kaçtı? Evet gözüne toz kaçtı. Şimdi sen dün de puanlamada böyle bir hüzünlendin. Soracağım dedim hatta hepimiz merak ettik. Şimdi böyle bir gözlerin doluyor. Yani. Bizle paylaş burada ikimiz oturuyoruz abla. Evet aile özlemi olduğu için biraz gözlerim doluyor o kadar. Ay aile ne kadardır görmüyorsun? 3 aydır. 3 aydır. Evet. Kastamonu'da oldukları için. Evet. Ay o yüzden sen hüzünlendin dün de. Yani onun dışında başka bir şey yok. Yani aile özlemi sadece. Kaç kardeşsiniz? 6 kardeşiz. Oo hepsi evet. Nerede oturuyorlar? Bir tane ablam Edirne'de oturuyor. Birisi İstanbul'da. Abimle küçük kardeşim İzmit'te oturuyorlar. Ben de buradayım. Ay herkes bir tarafta. Esas anne baban için çok zor evet, bence. Evet aslanım çok zor yani. Tabii o kadar çocuktan görüntülü sonra... Görüntülü konuşuyor musunuz? Tabii ki konuşuyoruz. Evet. Biliyorlar senin bu yarışmaya girdiğini. Evet biliyorlar. Şok oldular. Ya. Çok şaşırdılar. Hiç beklemiyorlardı benden. Ama... Sen nasıl karar verdin? Ben nasıl karar verdim? İlk başta kayıt olacaktım işte evet. Başvuru için. Girdim, fotoğrafı yüklüyorum kabul etmiyor, yüklüyorum kabul etmiyor. Ben dedim ki ya boş ver kayıt olmayacağım dedim, bıraktım. Sonra bir iki hafta sonra WhatsApp üzerinden kayıt yaptım. Kabul edildim. Süper. İlk başta Bursa İstanbul çekimi olacağı söylendi. Evet. Dedim ona katılamayacağım maalesef. Sonra evet. Bursa'ya geleceğinizin haberini aldım. Ben de kabul ne ettim. Ne güzel oldu. Evet. Ay çok güzel olmuş. Belki biraz hani en azından yalnız hissetmezsin kendini. Evet. Arkadaşların oldu. Bak şimdi 4 tane yeni evet. arkadaşın zaten oldu. Zaten hep katılırken onu diyordum. Diyordum ki hani Bursa'da arkadaşım yok. Evet. Onlar bittikten sonra hep görüşeceğim diyordum. İnşallah çok iyi birileri çıkar diyordum ve hepsi çok iyi çıktı. Öyle mi? Evet. Ay ben senin gözyaşlarına dayanamam ya. Ay. Allah'tan hepsi iyi çıktı. Programdan sonra hepsiyle görüşmeyi çok duygusal. Düşünüyorum. Sen ne burcusun? Akrep. Akrep burcusun.
Akrep burcu kadınları duygusal olur, içli olur. Evet. Sen de öylesin. Peki eşinle aran nasıl? Çok iyi aslanım. Allah'a şükür yani eşimden her zaman tek destek. Ay ben seni yerim ya. Dayanamam ya. Gel bir sarılalım mı? Sarılalım. Hadi gel bir sarılalım. Gel bir sarılalım. Gel. Gel güzel kızım. Oo. Ya anne kuzusu bu ya. Evet. Tam kaç yaşındayım dedin? 22. Ya anne kuzusu bunlar. Çok erken evlenmişsin ama. Evet. Değil mi? Zaten biz 5 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Çok ha. Erken birbirimizi tanıdık. Yani biz birbirimizin çocukluğuyuz. Beraber büyüdük. Hı. Bari evlenelim dediniz. Evet artık bayağı uzun oldu. Hadi evlenelim. İyice ağla. Boşal. Sonra bir daha ağlamayayım. Ay sonra ağlama. Evet. Kızları karşıla. Evet. Şimdi birazdan gelirler. Heyecanlıyım onlar da gelsinler. Ay kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Geldiler galiba. Sen gözyaşlarını sil karşıla. Tamam. Hadi. Başarılar. Ay canım benim ya. Aşko kız sana diyor dışarıdan stres getirmek yasaktır. Ya ne oluyor bu sesler? Bence Dünya'ya diyor ya. Bence Fera'ya diyorlar. Kızlar gelmiş yine tartışıyorlar. En yüksek puan bende. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her şey bugün belirler. Hala. Her şey bugün belirler. O belli tatlım, olmaz. O yazıyı senin için evet. Koymuşlar oraya. Sorun yok. Ben stresimi bunun yerine sokmam sorun yok. Anlıyorum seni. Merhaba. Merhaba kızlar. Yine streslisiniz. O kadar yazdım dışarıdan stres getirmek yasak diye. Veliha'yı yazdım sanırım. Aynen. Ben dışarıdan stres getirmek yazısını görünce hemen Yonca'ya pas attım. Ben de Zeliha'ya yakıştığını söyledim. Ben de Fera'ya söyledim. Böyle bir sıralandık hepimiz. Hadi bakalım alayım sizi içeri. Niye bende stres olsun ki? Ayol en yüksek puan bende haberleri yok galiba. Olmaz tabii günün geçti ya. Tabii ki de.